Yıkım çalışmaları özellikle etraftaki diğer binalara zarar vermeden bu enkaz kaldırılabilecek mi acaba? Şu ana kadar yapılan tespitlere göre göçürülen binanın sağındaki ve solundakilerde de büyük risk taşıdığı anlaşılıyor. Ayrıca ön taraftaki binada da yıkım esnasında sarsıntıdan dolayı problem olacağı düşünülüyor. Şimdi üsttekini tabii yıktıktan sonra, o hafriyatı oradan aldıktan sonra belli olacak. Daha sonra bu yıkıntı bir yerde toplanacak. Ailelerin kendi özel malları oradan seçmeleri sağlanacak, değerli mallarını. Bu arada da bir koordinasyon merkezi kuruldu. Şu anda hem Çevre Bakanlığı'ndan, valilikten, bizim kurumlardan birer tane görevli var. Vatandaşların hem iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanıyor. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğüm kadarıyla. Hem bakanlık, hem valilik, hem büyükşehir olarak, Çankaya Belediyesi olarak herkes üstüne düşeni yapıyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış, başlamayın demiş veya yeni başvurmamış herhalde, değil mi başkanım? Evet, başlama olur. Ben başlama dedim diye ifade vermiş müteahhit ama beni dinlemedi demiş. Tabii şu anda soruşturması da devam ediyor. Üzüldük ama can kaybı olmaması çok önemli. Çünkü Türkiye'de zaman zaman bir tür olayları çok gördük. En azından bütün evler çevredeki tahliye edilerek hasarsız geçildi. Allah beterinden saklasın yıkılması diyorum. Yıkılması kesin kaç apartman var acaba? Şu anda kesin yani çok ağır riskli deniyor ama ortadaki asıl bina yıkıldıktan sonra belli olacak. Ondan sonra yerinde ayrıca Bakanlık Kentsel Dönüşüm Şubesi de burada. Bir şey yapılacak. Ya burada kira yardımı yapılacak, eşyaları verilecek, bir yerde iskanları sağlanacak o zamana kadar, ya da mevcut kurumların, belediye dahil, Çevre Bakanlığı'nın elindeki dairelerden birine de yerleştirebiliriz. O önümüzdeki 1-2 gün içerisinde belli olacak. Buradaki yıkımın ne zaman tamamlanması bekleniyor? Devam ediyor. Şu anda gece 24 saat devam edecek. Biz tekrar geleceğiz. Nezaret edeceğiz hep birlikte. Peki, teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah.